So, the euro. Nefesler tutuldu, heyecan doruktaydı. Türkiye mi, Almanya mı? Euro 2024'de kim ev sahipliği yapacak? UEFA kararını verdi. Tercihini Almanya'dan yana kullandı. Ve Euro 2024 ev sahibi Almanya. İsviçre'deki toplantı UEFA'nın Nyon'daki merkezindeydi. Türkiye'yi geniş bir heyet temsil etti. Sunumu 8 kişilik bir ekip yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Birinci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da oradaydı. Türkiye'nin bu işe ne kadar hazır olduğunu çok güzel anlattı. Sonra oylamaya geçildi. Türk ve Alman üyeler oylamaya katılmadı. Sonucu UEFA'nın Slovenyalı Başkanı Alexander Čeferin açıkladı. So. Ve Euro 2024 ev sahibi Almanya olacak. Şampiyonaya ev sahipliği yapacak olan ülke Almanya. Oysa Türkiye organizasyon için bütün şartları sağlıyordu. Üstelik çok iyi hazırlanmıştı. 9 şehirde 10 stadyumla organizasyonun altından rahatlıkla kalkabilecek durumdaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karar açıklandığı sırada Almanya'daydı. Erdoğan Berlin'e gitmeden önce oylama hakkında Alman basınına konuşmuştu. Türkiye'nin çok iyi imkanlara sahip olduğunu belirtmişti. UEFA'dan adaletli bir oylama yapılmasını istemişti. Karara ilk tepki Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Onca güçlü yanlarımıza rağmen ülkemize verilmemesi açıkçası UEFA açısından ve Euro 2024 açısından üzücü bir durumdur. Bu anlamda bizim ülke olarak kaybettiğimiz hiçbir şey yoktur.